Ha, gel abla. Işığını gördüm ya. Uyuyamadın mı sen de? Kristine mektup yazıyordum. Dediğin gibi mesafeli. Anlasın. Zaten çalışmayacağım artık onunla. Bana iyi olur. Otursana. Oh. Abla senin canın çok sıkkın ya. Başka bir şey daha mı oldu? Yok ya. Para pul işleri. Benim kafamı iyice bulandırıyor. Bizim ev parası eriyor. Yani oturup iyi bir hesap yapmamız lazım. Önümüzde dava da var. Ona da bir sürü para gidecek. Tamam, ben halledeceğim. Hemen ben hallederim deme oğlum. Konuşuyoruz işte. Rahmi çalışmıyor. Mukaddes Hanım çalışmıyor. Benim yaptıklarım artık para etmiyor. Bir tek senin getirmenle bir şey olmaz ki. Başka bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağım? Daha çok çalışacağım. Ben onu demiyorum sana. Bir tek senin çalışmanla olmaz. Keşke hepimizin yapabileceği bir iş olsa. Kendi ufak işimizi kurarız. Hem Fatma Gül de çok mutlu olur. Farkındaysan artık dava falan o kadar çok konuşulmuyor. Güya ben de yanında konuşmuyorum ama. Doktor çok iyi geldi ona. İşe gidip gelirken de oyalanıyordu. Keşke öyle bir şey bulsak. Tamam, bir düşünelim o zaman. Hemen ortalığa söyleme ama. Mukaddes daha işin başında su koymasın yani. Benim de sinirimi bozmasın. O zaman bir dükkan falan mı tutsak acaba? Sonra süreçte ne yapacağımıza karar veririz. Mahalleli de sevmiyor ki artık bizi. Baksana, yaptığım merhemleri bile almıyorlar. E canım, burası şart değil ya. Biz de gider başka bir yerden iş kurarız. Aklında olsun, tamam mı? Ben düşünmeye başladım. Dört yandan yer bakalım. Tamam. Hadi kalkayım ben. Canım sağ ol. Tamam, üzülme.